yollayacak. Evet, iktidarı üzmeyen kurum Türkiye İstatistik Kurumu. Bakalım nasıl açıklamalar yapacak, ama az önce size bağlanırken de söylediğim gibi Mehmet Şimşek defalarca altını çizdi. Gaye Şimşek'ten duyduk. Bakalım ne kadar şeffaf verileri göreceğiz. Dolayısıyla bir anlamda bu açıdan da önemli. Şimdi az önce yönetmenim ekranlara getirmişti o haberi, ben bir kez daha rica edeceğim. Mehmet Şimşek bu Körfez'den malumunuz para bekliyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle asetler, yani varlıklar. Biz hangi asetin satılıp satılmayacağını biliriz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mehmet Şimşek her şeyin yolunda gittiğine dair bir açıklama yaptı. O açıklamayı bugün manşetlerde görüyoruz. Arkadaşlarım getirecek ekrana. Bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yapılan yeni atamalar vardı. Şimdi bakın, varlık satışları iyi gidiyor. Hazine Bakanı Şimşek, Körfez turunun ardından yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyuyoruz açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyuyoruz açıklamasını yaptı. Şöyle baktığımızda Türk varlıkları ucuz tabii. Ucuza bir anlamda şirketlerin sahibi oluyor yabancı sermaye. Türkiye'nin birikimleri, Türkiye'nin yatırımlarından bahsediyoruz. Bir yandan da Merkez Bankası'na yapılan yeni atamalar vardı ve piyasalarda bir bahar havası esmeye başladı. Şimdi merak ettiğimiz şu, acaba bu bahar rüzgarları nereye kadar devam edecek ya da edecek mi? Ne dersiniz? Bakın, ben öncelikle şu varlık satışları iyi gidiyor haberine bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bu haberden utandım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım. Yani kendi varlıklarımızı bir avuç dolar uğruna araba satmak için büyük gayret sarf ediyoruz ve iyi gittiği yolunda da iyimser bir haberi açıklamaya çalışıyoruz. Yani bundan mutlu oluyoruz. Ya elinizde kalmış birkaç tane küçük değer kaldı. Yani devasa şirketlerimiz gitti. Bir iki tane küçük kaldı ve onları da bir avuç dolar için Merkez Bankası'nın hoyratça satılmış dolarlarını yerine koyabilmek için, hatta birkaç ay daha rahat ithalat yapabilmemiz için ilaç, petrol ve benzeri ürünler, gıda maddeleri alabilmek için bunları satıyoruz ve bunun satılacak olmasından gurur duyuyoruz ve biz bunu olumlu bir haber olarak duyuyoruz. Bakın, bu çok acı bir şey. Gerçekten Türkiye'ye çok garip şeyler oldu ve bu habere hiç kimse tepki göstermiyor. Tam tersi, gazetelerimiz manşetten bunu iyi bir gelişme olarak veriyor. Bakın, bu giden mallar, bu varlıklar bizim şahsi milli mal varlığımız. Yani biz bunları bir avuç dolar uğruna Körfez ülkelerine satıyoruz. Ha, gerçek değerine de satamıyoruz. Bakın, geçen programda da size ifade ettim. O kadar sıkı pazarlıklar yapılıyor ki bir GSM şirketimiz için 4.2 milyar dolar istiyoruz. Körfez sermayesi 1 küsür yani yaklaşık 2 milyar dolar teklif ediyor. Yani %50'sine, tabiri caizse, ölü fiyatını almaya çalışıyor. Neden? Çünkü sen adamın kapısına gitmişsin. Sen adama zor durumdasın. Benim malımı al diyorsun. Bırakalım bunu bir uluslararası ticarette. Siz basit bir bakkal mantığıyla dahi düşünseniz, elinizdeki ürünü bir başkasına bunu al dediğiniz zaman o onu yarı fiyatına alacaktır. İşte Türkiye'nin içine düştüğü durum bu. Merkez Bankası'na gelince, Merkez Bankası'na 3 yeni üye atandı. Başkan yardımcısı, aynı zamanda bu insanlar para kurulu üyesi. Ya şu anda Türkiye'de adeta bayram havası var. Borsa geçen hafta bankacılık endeksi dahil olmak üzere %7-8 yükseldi. Neden? Cevat Bey'le Hatice Hanım'ın para kuruluna atanmış olması. Bakın, Cevdet Bey çok kaliteli, değerli bir ekonomist. Ama ne yapabilecek? Yani burada sorun bir tane para kurulu üyesi değil. Elbette bunların değişmesi lazımdı. Çünkü bugüne kadar düşük faiz politikasında bu insanlar el kaldırmıştır. Ve senin uyguladığın politikayla bu insanların orada oturması aykırıydı. Tamam, bunları kaldırdın. İyi de bir kişi ne yapabilecek? Mesela Cevdet Bey'in bu ayki, Ağustos ayındaki para kurulu toplantısında negatif faizin pozitife çevrilip çevrilmemesi konusunda oy verecek mi vermeyecek mi merak ediyorum. Yani bir kişi ya da iki kişi ne yapabilir Merkez Bankası'nda? Sorun burada Merkez Bankası'nda değil. Sorun
Türkiye'nin, bakın Türkiye'de ekonomi ne zaman allak bullak oldu? Geçtiğimiz başkanlık sistemiyle birlikte. Yani bütün yetkileri, Merkez Bankası da dahil olmak üzere, bütün birimlerin yetkisine bir kişiye verildikten sonra başkanlık, yani bu bir başkanlık aslında, cumhurbaşkanlığı da değil ve dünyada olmayan bir başkanlık sistemi. Bunu verdikten sonra oldu. E şimdi siz kalkmışsınız, Cevdet Bey ve Hatice Hanım para kurulu üyesi oldu, her şey düzelecek. Ya öyle bir dünya yok. Gerçekten öyle bir dünya yok. Ve şu anda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %58, uyguladığı faiz politikası 17. Yani siz negatif faiz uygulayarak enflasyonu, %58 olan enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Bunun meali nedir biliyor musunuz? Bunun Türkçesi dar gelirliden, orta gelirliden para transferi yapılacak. Servet transferine devam edecek. Çünkü siz bugün bakın bir haftadır TL mevduatları düşüyor. Neden düşüyor? Merkez Bankası'nın piyasayı TL'ye boğmasında. Çünkü bankalar Türk lirası mevduata 42-48 arasında bir faiz veriyordu. İşte bunu kredi faizlerine yansıyabileceğini düşünen Merkez Bankası farklı bir oyuna girdi. Nedir bu oyunun adı? Piyasaya bol miktarda TL sürüp döviz aldı. Bir taraftan rezervi güçlendirmeye çalıştı. Bir taraftan da bol TL'den dolayı mevduat faizlerinin gerilemesini, şu anda 22-23 TL mevduatı. Bakın yani enflasyon %58'den bahsederken siz vatandaşın parasını bankalara 22'den satmasına çalışıyorsunuz. Halbuki daha birkaç hafta öncesinde, sözünüzü kestim. Halbuki daha birkaç hafta öncesinde, daha doğrusu faiz artırımları başlamadan önce mevduat faizlerinin %40'ların üzerinde olduğunu görüyorduk. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi enflasyonla aradaki fark, yani bir negatif reel faiz. Şunu da bize anlatır mısınız? Ekran başında bizi izleyen Ayşe teyze, Mehmet amca, acaba birikimlerini, birikim yapmak zor elbette bu şartlarda, ama küçücük de olsa birikimlerini, belki kefen parası diye kenara koyduğu parayı nasıl koruyacak bu şartlar altında? Yeniden bir dövize yönelme olmayacak mı? Bakın dövizin şu anda, ki bunu Merkez Bankası Başkanı da ifade etti, 27 liraya gelmesi burada dövize olan bir yönelimin önünü kesecektir. Çünkü 20 lirada herkes biliyordu ki dolar ucuz. Artık bu saatten sonra dolara yönelmeye biraz daha zayıflayacaktır. Merkez Bankası da zaten bunun hesabını kitabını yapmıştır. Burada iki seçeneğiniz var. Ya paranızı götüreceksiniz bankaya %20 faizle ve yıl sonuna göre paranız yaklaşık %50 azalacak alım gücü olarak. Yani sizin o Türk lirası da durmanızdan dolayı iktidar sizi cezalandıracak. Peki sizin paranız ne olacak? Sizin paranız belirli kişilere gidecek. Bankalarda kredi olarak kullandırılacak. Çünkü Merkez Bankası bu yöntemiyle bazı sektörleri fonlamaya çalışıyor. Bedavaya, yani neredeyse bedavaya fonlamaya. Nedir bunlar? Diyor ki ihracatçılar. Bakın Türkiye'nin ihracat sorunu vardır. Türkiye'de ihracat sektörü, ihracat yapan sektör maalesef bu konuda tamamen sırtını döviz kuruna ve teşviklere bağlamıştır. Benim Türk liramla, benim tasarrufumla ben ihracatçıyı fonlamak istemiyorum. İhracatçı, ihracatçı olsun, artık Avrupa'nın fasoncusu olmasın. Don gömlek satmayı bıraksın, katma değerli Ar-Ge'ye para yatırsın, katma değerli ürün satsın. Dünyada artık bu şekilde bir ihracat modeli yok. Bu nedenle burada Merkez Bankası sadece ihracatçıya bir para akıtmaya çalışıyor. Ha peki siz paranızı bankaya götürmediniz. Geriye ne alternatif kalıyor? Altın deseniz yine döviz endeksli. İşte çok uzun beklemeniz gerekiyor. Geriye tek bir seçenek kalıyor. O da kumar oynayacaksınız. Neresi kumarhanesi? Borsa. Bakın borsa. Yani borsada akıl almaz işlemler oluyor. Orada küçük yatırımcının para kazanma şansı çok az. Geriye ne kalıyor? O zaman fonlara yöneleceksiniz. Fonlarda işte belirli hisselerin özellikle son dönemde halka arz edilmiş ve fiyatı anormal derecede şişmiş, yüksek prim yapmış, karşılıklı işlemlerle endekste ağırlığını arttırmış hisselerin fonlara girmesini sağlıyorlar. Oradan da vatandaşın parası, ben borsadan anlamam diyen insanların parası fonlara yönelecek. Yani aslında tamamen sistem orta gelir grubu, artık alt yok, bakın alt kalmadı, altı hiç saymıyoruz. Halen elinde 3-5 kuruş olan orta gelir sınıfının
tamamen yok edilmesine yönelik bir çaba. Tek bir sınıf kalacak, o da üst sınıf kalacak. Onun dışındaki herkes, bütün ülke o insanlara, o gruba çalışacak maalesef. Merkez Bankası konusuna tekrar dönmek istiyorum. İki insan isimden değinmek istiyorum. Biri Cevdet Bey, ikincisi Hatice Hanım. Bakın, birisi saraydan geldi. İnsanların anlamadığı o. Tıpkı işte Merkez Bankası artık bağımsız oldu, Gaye Hanım geldi diye sevinirken eski Merkez Bankası Başkanı'nın BDDK Başkanı olarak atanması. Yani iktidar ya da ekonomi, siyasi irade bir denge politikası yapıyor. Mutlaka onların yanına bir denge, terazinin diğer kefesine de kendi görüşünü koyuyor. Yani Cumhurbaşkanı halen daha faizin enflasyona neden olduğu politikasına vazgeçmiş değil. Sadece işte buyurun siz istediniz, ben bu imkanı verdim diyecek. Peki ne olacak? Şu ana kadar Merkez Bankası'nın normal şartlarda negatif faizden pozitife geçmesi lazımdı. Geçti mi? Hayır. 58 enflasyondan bahsediyoruz. Tam tersi 17,5 bilemediniz. Son faiz artışlarıyla 20'nin üstüne çıktı. 25'e çıktı. Bakın yine 30 puanlık bir negatif faiz var. Bu şekilde enflasyonla mücadele olmayacak. Enflasyon patlayacak. Yine asgari ücret artacak. Yine zincirleme bir enflasyon politikası. Ve işte orada Cumhurbaşkanı çıkıp diyecek ki bakın işte dedik. Yüksek faizin çözüm olmadığını ve geriye dönüş olacak. Aslında baktığınız zaman da burada tamam, bu tamamen bir algıyla yapılmış bir oyun, ancak Cumhurbaşkanını haklı çıkartacak bir şey. Çünkü şu anki politika melez politika. Sen hem ortodoks uyguluyorsun hem nasıl uyguluyorsun. Şimdi insanlar seviniyor. Nas politikasına vaz. Hayır, Nas politikasına vazgeçilmedi. Sadece Nas döneminde 8,5 olan faiz yine bir faiz vardı. Şu anda 17 küsüre çıkartıldı. Belki 20'ye çıkartılacak yıl sonuna doğru. Bunun dışında bir şey olmadı. Yine para kurulu üyeleri dengeyi sağlanmış oldu. Saraydan ayrı bir danışmanın atanması para kurulu üyesi olarak. Yani her şey şu anda bir terazi dengesiyle gidiyor. Ortodoks politikanın çare olmadığını göstermek için ben bunu bir tiyatroya benzetiyorum. Yine Türkiye'nin kısa bir süre sonra enflasyonla boğuşacağını, döviz kuru konusunda şu anda evet biraz baskılıyorlar. Farkındaysanız dolar kurunda adeta bir dönem yine geçmiş dönemdeki gibi çivi çakılmış gibi orada duruyor. Yani 26.90'ın üstüne çıkamıyor. Çıkamadı. 27'yi görmüyor. İşte bunu neyle yapıyor? Arka kapı operasyonları. Sayın Gaye Hanım ne dedi? Biz bıraktık dedi. E peki bıraktıysanız bu dolar neden oraya çivi çakar gibi durmuş? Hiç mi olumsuz verin gelmeyecek? Hiç mi bir şeyin olmayacak? Yani bunların tamamen ben bir tiyatro olduğunu, sadece o atanan çok değerli ekonomistlerin nasıl ikna edildiğini açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü bu insanlar, ikisini söylüyorum, Hatice Hanım'ı söylemiyorum, ortodoks politikaya inanan insanlardı. Yani enflasyona karşı faiz silahının çekilmesi gerektiğini inanan insanlardı. Bunlar şimdi para kurulunda nasıl bir karar verecekler? Bunu Ağustos ayında göreceğiz. Ha, gerçekten etkileri olursa, sert bir faiz artışı gelirse eğer Merkez Bankası'ndan, o zaman deriz ki ya gerçekten bir şeyler değişiyor. Onun için bana göre tam daha net konuşabilmek için Ağustos ayındaki para kurulunu görmemiz lazım ve düşük çıksa dahi hangi üyenin ne karar yönde oy kullandığını bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım ki dışarıda daha düne kadar faizlerin yükseltilmesi gerektiğini savunan ekonomistlerin para kurulu üyesi olduğunda nasıl bir bakış açı içerisinde olduğunu görmemiz lazım. Bunun için bana göre net konuşabilmemiz için Ağustos ayındaki para kurulunu bekleyeceğiz. Şimdi Ağustos'taki para politikası kurulu önemli. Sonrasında nasıl bir karar verilecek? Hafize Gaye Erkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi rezervlerden döviz satışını artık son verilecek.